Gaziantep'te hayata geçirilen iklim değişikliği ve yeşil şehirler planı kapsamında dar gelirli ailelerin yaşadığı 1500 evin ısınma sisteminin kömürden doğalgaza dönüştürülmesiyle hava kirliliği azaldı. Abi sen böyle gel. Geç. Değiştir yerini. Zorlanıyor, o da nasıl zorlanıyor? Hanım dizinden ameliyat oldu, yürüyemiyor. Sobayı aşağıda doldurup benim namazdan gelmemi bekliyor. İkinin namazından sonra gelip sobayı. Sobayı aşağıda doldurup benim gelip sobayı yapmamı bekliyor. Veyahut da komşuların bir tanesini açıp sobayı, boru şeyi yani kovayı acı kaldırın. Sobanın içine koyun. Minnetten ricadan bazı geliyorlar, bazı gelmiyorlar yani. Zaten elimizde imkanımız yoktu yani bizim çekecek imkanımız yoktu. Ondan dolayı bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Aynen evimizin tek bir odası var. Misafir gel icabında çocuklarımız var, torunlarımız var. Hepimiz bu odaya sıkışık. Kapıyı açtırmayız çocukları. Açmayın hava içeri soğuy, açmayın içeri soğuy. Doğal, mesela soba bir oda istiyor ama doğal gaz tüm evi istiyor. Mesela banyo kadar, mutfağa kadar, salona kadar her yeri istiyor. Yani her yeri ısınıyor, çocuklarımız ısınıyor yani mesela. Soba çok zor bir şeydir. Gerçekten soba zor bir şeydir. Doğal gaz güzeldir yani, temizdir. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardır çevre, iklim adına pek çok çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda iklim değişikliği eylem planı, iklim uyum planı, yeşil şehirler eylem planlarımızı hazırladık. Buna paralel olarak da ilimizin hava kalitesini iyileştirmek adına pek çok çalışmaya imza attık. Öncelikle hava kalitemizin durum tespitini yapmıştık. Bu yapılan çalışmalar sonucunda hava kalitesi kirli çıkan 23 mahallemizden başlamak üzere bu çalışmayı il geneline yayıp doğal gaz kullanımının yaygınlaştırması yönünde bir proje geliştirdik. Bu projeyi de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız işbirliğiyle hayata geçirdik. Buradan aldığımız hibelerle belediyemizin de katkısıyla ilk etapta yaklaşık 1500 hanenin doğal gaz dönüşüm projelerini belediye olarak biz hayata geçirdik. Tabii bu çalışma belli bir bütçeyle hayata geçirildiği için bir takım kriterler ortaya koymak zorunda kaldık. Buradaki projenin gerçekleştirileceği konutları öncelikle dar gelirli haneler olmasına özen gösterdik. Bu ailelerin hepsi sosyal yardım desteği alıyor, kendi imkanlarıyla doğal gaz tesisatını döşeyemiyor. Bunun dışında tabii yine doğal gaz döşenmesine fiziki olarak imkan sağlayan konutlar olması gerekiyor. Vatandaşlarımız da yine abonelik işlemlerini kendileri karşılıyorlar, kendileri müracaatlarını yapıyorlar. Şimdilik 1500 konutla bu çalışmayı gerçekleştirdik ve projemiz sonlandı. Ama ilerleyen zamanda yeni fonlar, yeni kaynaklar bulursak çalışmanın genişletilmesi
en büyük arzumuz. Yani bu çalışmanın yapılmasındaki en büyük etken Gaziantep ilinin hava kalitesini iyileştirmekti. Ve 2015 yılında biz çalışmalarımızı ilk başlattığımızdan bugüne geldiğimizde hem hava kalitesi yönünden ciddi iyileşmeler kaydettik, hem de şehirdeki doğal gaz kullanım oranı %30'lardayken il genelinde şu an %60'lara çıktı. Bizim havasını kirli tespit ettiğimiz mahallelerde de yaptığımız çalışmalarla %90'lara ulaştık.